Burada bu gördüğünüz fotoğraflarda şu da vardı. Görülür olma arzusu, sürekli yayma ve arama hali. Bu da dijital kültürün önemli bir özelliği. Aslında hepimiz hani bir yandan sürekli enformasyon arıyoruz, bir arama halindeyiz. Bu enformasyonun hani pandemiyle ilgili olması gerekmiyor. Dediğim gibi BTS'le ilgili de arayabilirsiniz. Ivanka Trump ne yaptı diye de bakabilirsiniz. Türkiye'de yeni kurulan partiler ve hani mevcut iktidar hakkında arayabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Bugün hani tatil yerlerinde ısına kadar, Antalya'da sıcaklık ne kadar gibi de bakabilirsiniz. Ama bir arama hali var. Bu arama halinin kendisi önemli. Arama hali dışında bir de yayma hali var. Yani arıyoruz ve yayıyoruz. Dolayısıyla üzerine düşünülmesi şey ne aranıyor, ne yayılıyor. Ve görülür olma arzusu. Bu hani görülür olma arzusu dijital ekosistemle birlikte gelen bir şey değil. Hep var olan bir arzu ama görülür olma arzumuzu tatmin eden olanaklara daha kolay hani eriştik. Şimdi mesela hepimiz ben demin sizden izin almadım ama şimdi hani iznime şey yapayım. Söz hakkı isteyen var. Fotoğrafınızı çektim, değil mi? Bunu izninizle Twitter'da paylaşmak istiyorum. Hani bu benim görülür olma arzumu mu tatmin ediyor yoksa hani bugünü bu anda bunu yapma hani edimimi mi sabitliyorum? Hani bunların ayrı tartışılması gerekiyor. Şule'ye söz verelim. Yani hocam burada şey sorusu geldi. Hani sürekli yayma ve arama hali. Hani bunun sonucunda hani ne ortaya çıkıyor? Daha böyle toplumsal açıdan baktığımızda ya da yani biz ne görüyoruz? Ben hani sürekli yayarak veya arayarak en sonunda hani ne hani çıkıyor ortaya? Tatmin ediyorsunuz kendinize. Burada özne kendini tümlüyor, tamlıyor. Önemli olan öznenin görülür olma arzusu nedir? Yani kamusal alanda bir performans çünkü. Kamusal alanda görünür olmak, yani özne olarak varlığının kabulünü istiyor. Bunu şöyle gündelik hayatta dijital kültür, bu ekosistem olmadan anneniz evet iyidir değil mi? Bakın buraya kazandınız, bunu yaptınız, okula gidiyorsunuz, işte işi olan var mı? Erim okulu bitirdi galiba. İş sahibi misiniz? Yok hocam. Sadece okuyorum. İşte diyelim ki yüksek lisansa girdi, kazandı. Değil mi? Ne olacak? İşte kazandınız diyeceksiniz. Ama bunu Twitter'da paylaştığınızda ya da mezuniyet fotoğrafını attığınızda ne geliyor? Bir sürü like geliyor. Bu yani bilişsel olarak bizim, değil mi? Bizim benliğimizi güçlendiriyor. Benliğimiz onayla birlikte var oluyor. Yani bireyin var olması kendine kendime ben varım demekle olmuyor. Başkasının, ötekinin size varsın demesi gerekiyor. Bunun için ben hemen şeyi hani öneririm. Tekrar Goffman'ın gündelik yaşamda benliğin değil mi sunulması? Yani klasik. Yine Chicago Okulu'nun değil mi MİD'e bakabilirsiniz. Sembolik etkileşimciliği. Hani ben çok kuramsal tartışmaya boğmak istemedim ama arkadaşlar hani benliğin sunumu meselesine benliğin yaratımı ve sosyal medyada benliğin yeniden üretilmesini hangi kavramlarla düşünmek istiyorlarsa sembolik etkileşimcilik Goffman hani iyi olabilir. Buradan türeyen özellikle Bakarcıyeva, hani Danah Boyd önemli okumalar olur. Yine Lee Humphries öneririm. Lee Humphries'in kitabı neydi? Şimdi hatırlayamıyorum. Belki Ertan buraya yazar. Media Accounting teorisi şeyini, kavramını geliştiren. Biz okuduk ama. Ya bunları hani okumanızı öneririm. Ben o zaman tekrar devam edeyim. İkinci kavramı burada konuştuk olguyu. Sürekli etkileşim hali devam ediyor. Akıllı telefon dolayımla sosyalleşme ve kolektiflik. Ama kolektiflik yeni bir kolektiflik. Bence bu hani gündelik hayatta var olan kolektiflerimizi oraya da taşıyoruz. Ama kolektifliğin işleme, kolektifliğin belki kırılganlığını görebiliyoruz. Bir kampanya ile birlikte bir aradayız. Sonra daha kolay dağılabiliyor bu kolektiflik. Gündemin takibini görüyoruz. Hani özellikle Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da da hashtag var artık, Twitter'da gündemi takip edebiliyoruz. Ama gündemi nasıl takip edebiliyoruz? Buradan gündeme parçalanmış bir kamuoyuyla parçalanmış bir takip söz konusu.
Bunun üzerinde de düşünmek gerekiyor. Çünkü herkesin gündemi aynı mı? Hemen halkına soralım. Alanı sosyoloji olmadığı için. Hani az önce hocam en basitinden sizin dediğiniz gibi siz Güney Kore ile alakalı çok fazla şey takip ettiğiniz için şu an aslında Türkiye'den daha çok Güney Kore ile alakalı veya Uzak Doğu ile alakalı haberlerle karşılaşıyorsunuz. Aslında sizin gündeminiz ilk başta Türkiye bile olmuyor belli oranda. Hani her şeyi geçtiğimiz oranda bile hani haberlerin farklı gruplar tarafından verilmesini, farklı şekilde lanse edilmesini es bile geçsek zaten aslında gündemlerimiz tamamen bireysel düşüncelerimize göre en baştan kurgulanıyor. Onun dışında zaten hani artık haberlerin farklı gruplar tarafından lanse edilmesi zaten bambaşka noktalarda. Yani artık gündem meselesi dediğiniz gibi bireysel gündemlere dönüştü. Bırakın kimliksel veya alt siyasal grupsal gündemleri. Artık her farklı bireyin farklı gündemi var. Şu özellikle bu Twitter veya sosyal medya haberciliği üstünde. Evet, teşekkürler. Şimdi Qualified Self, Ertan yazmış. Hani bakabilirsiniz o kitaba. Yani Qualified Self, Self'in temsili ve neden hani ben olarak sosyal medyada var olduğu ile ilgili iyi bir tartışma. Bir diğer slayta geçebilir miyiz Özgür Hoca? Hani oradan devam edeyim. Üçüncü olgu Tabii. slaytına. Tam da buradan şeye hani gireyim. Hani herkesin gündemi farklı dedik. Çünkü burada aslında algoritmalar önemli. Biz hani bütün bu kullandığımız ortamlar aslında bir algoritmayla çalışıyor. Yani makine öğrenmesiyle çalışıyor yazılımlar. Bu yazılımlar hani bizim kullanım pratiklerimizle gelişiyorlar. Kullanım pratiklerimizin ürettiği temel şey veri. Bu veriyi girerek, alarak analiz yapıyorlar en basitiyle. Ve bizim hani beğenilerimiz, burada yeni bir kavrama geçiyorum. Beğenilerimiz bu verinin işlenmesiyle bize yeni bir veri beğeni paketi sunuyor. Yani biz mesela dediğim gibi demin Hakan dedi, ben hani bugün mesela sabahleyin baktığımda hakikaten Kore'de artan Covid sayısını gördüm. Türkiye'dekiyle değil, Covid mesela Seul'de 643'e ulaşmış. Mesela bunu gördüm. Japonya'da ne olmuş? Bunu gördüm. Çünkü hani benim takip ettiğim haber siteleri işte Korece, Çince ve Japonca ve onları Uzak Doğu medyasının akışı Twitter'da beni akışımı belirliyor ve bana hep akışta bu düşüyor. Çünkü ben bunları hani takip etmek istediğimi algoritması, Twitter'ın algoritması böyle bana sunuyor. Ben hani bunu değiştirmem için ne yapmam lazım? Algoritmayı kafasını karıştırmak için Türk basınına ilişkin tweetler gelirse onları takip etmem lazım ki algoritma bana Türkiye gündemini sunsun. Dolayısıyla algoritmalar bizi filtre balonuna dahil ediyor. Biz buna filtre balonu diyoruz. Parizer'in kavramı. Hepimiz kendi filtre balonları içindeyiz. Bunları biz kendimiz algoritmaları aslında besleyen biziz. Ama bir yandan da bundan memnunuz. Çünkü başka görmek istemediğimiz şeyi de görmüyoruz. Aslında işte burada kamusal alanın neliği ortaya çıkıyor. Yani biz burada memnunuz çünkü yeni bir kavram, benzerlerimizle bir aradayız. Benzerseverlik olgusu diyoruz biz buna. Yankı odası, benzerseverlik olgusu. Mesela şöyle düşünün, ben Facebook kullanmıyorum ama Facebook olan var mı genç arkadaşlar arasında? İki kişi de mi Benim var? var hocam. İki, yani gitgide azalıyor herhalde değil mi Facebook'ta? Ortadan kalkıyor galiba gençler arasında. Insta değil mi? Instagram'da herkes. Facebook'ta herkes değil mi? Sadece düşüncelerini görmek istediği, akışında görmek istediği kişileri kabul ediyor. Yani ailesi ve arkadaş çevresi dışında. Çünkü hani diğer özellikle Facebook üzerine doktora öğrencilerimiz bir araştırma yapmıştı. Konya Selçuk Üniversitesi'nin iletişim dergisi. Selçuk İletişim'de yayınlandı, bakabilirsiniz. Facebook'u 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kullanım pratiği ile ilgili Ankara'da odak grup görüşmeleri yaptılar. Ve özellikle bu olaydan sonra herkes Facebook'ta çok tedirgin olup hani bilmediği kişileri, çekindiği kişileri ne yapmış? Bloke etmiş. Bloke mi etmek deniyor? Banlamak mı deniyor? Yani dışarı
çıkartmış grubundan. Şimdi hani dediğim gibi toplumun siyaseti, değil mi, demokrasi geleneği, bütün bunların hepsi orada bulunduğunuz ortamı da, kimlerle birlikte olmanızı da etkiliyor. Değil mi? Güvendiğiniz kişilerle. Yani bu ideolojik olarak güvendiğiniz kişiler de olabilir. Ya da sadece işte hani benzeri beyni gruplarını, benzeri yaşam alışkanlıklarınızı paylaştığınız kişilerle bir arada olmak isteyebilirsiniz. Böyle sizi çok rahatsız edecek, radikal görüşleri olabilecek kişileri ne yapar, ne yapmak istemeyebilirsiniz? Akışınızda görmek istemeyebilirsiniz. İşte bunu biz benzerseverlik diyoruz ve benzerseverlik olgusunu birey kendisi aslında yaratıyor. Ama algoritmalar bunu destekliyor. Bu durumda neden söz edebilir miyiz? Yine Hakan'a soralım. Siyaset biliminin kavramları lazım çünkü burada. Bu ağdaşmış kamuda neden söz edemeyiz? Tahminen bir kitlesel olgudan bahsedemeyebiliriz. Çünkü herkes kendi kitlesini kendi yaratıyor. Bir doğal kitleleşmekten bahsedemeyiz. Tamamen bir şey gibi. Tahmin diyorum yani. Evet, burada aslında hani Lacla ile Mouffe'a başvurursak burada agonistik bir demokrasi ortamı söz konusu değil. Çünkü kimse birbiriyle, yani sadece kendin gibi olanla etkileşim içindesin. Farklı olanla bir söz edimi içerisinde değilsin. Bu hani Türkiye'de sosyal medya ve demokrasi ilişkisine ilişkin tartışma ve çalışma yapan arkadaşlar bunu söylüyor. Gitgide kamu içine kapanıyor. Yani ağdaşmış kamu kendi içinde konuşuyor. Kampanya yapsanız da, kampanyalarla ilgili temel problem bu. Kampanya yapsanız da kampanya kendi ağınız, kendi yankı odanız içerisinde yankılanıyor. Çünkü diğerine değmiyorsunuz, ötekine değmiyorsunuz. Herkes kendi kamusunda konuşuyor. Yani hashtag'te beğenmediğiniz hashtag'in altına girip bakıyor musunuz? Girip bir şeye, bir söz edimi üretiyor musunuz? Evet. Özellikle hani Facebook'un datalarını sattığı olay, bu Clarivate, Cambridge Analytica skandalı bununla ilgili. Çünkü hani kişilerin Facebook'ta nelerden hoşlandığını Cambridge Analytica'ya satarak o kişilere, özellikle Trump'ın seçilmesinde belli hani iletilerin gönderilmesi, Demokrat Parti ile ilgili hani karalama mesajlarının, o fake news, yanlış haberlerin, yanlış enformasyonun gönderilmesi bununla ilgili. Yine özellikle pandemiden örnek verelim. Bununla ilgili de çalışmalar başladı. Reuters haber ajansının yaptığı çalışmalar var. Dünya Sağlık Örgütü yayılan enformasyondaki kirlilik, yanlışlık pandemiden daha kötüdür. Buna infodemi adını verdi. Yani infodemi pandemiden daha tehlikeli ve daha kirli bir şey. Özellikle hani kendi bu algoritmanız içerisinde yanlış enformasyonu düzeltecek kimi bulamayabilirsiniz? Kanaat önderini veya enformasyonu düzeltecek kişiye ulaşamayabilirsiniz. Yanlış enformasyon sizin bu algoritmanızın ürettiği kampınız içerisinde ne olabilir? Sirküle edip büyüyüp gidebilir. Mesela ne gibi? İşte sarımsak yiyin, değil mi? İşte ya da X ilacını kullanın, sizi güçlendirebilir gibi. Dolayısıyla bütün bunların hepsi bu filtre baloncuğunun özellikle bu nedenle çok büyük bir şeyi var. Demokrasi açısından düşünmesi, üzerinde durulması gereken bir olgu. Ama bunu bireyin kırması tek başına mümkün değil. Bu yazılımlar da, bu algoritmaları, hani bireyleri farklı bireylerle nasıl temas ettirebilir konusunda çalışılması gerekiyor. Bir diğer konu burada kitlesel öz iletişim, Castells'in kavramı. Yani özellikle Castells, Arap Baharı'nı, Podemos'u, İspanya'yı ve Occupy Wall Street'i analiz ettiği kitabında, bu kitabın adını da Ertan size yazabilir okumak isterseniz. İletişimin Gücü kitabını yine Türkçe'ye çevrildi, öneririz. Tek bir kitap, cilt, İstanbul Bilgi'den. Yine İstanbul Bilgi'den bu toplumsal hareketleri analiz ettiği kitabına da bakabilirsiniz çıkan. Burada şöyle diyor, birey kitlesel olarak da hareketleri, zaten bir birey anlatmıştım, yayılım özelliğiyle, yani bireyin ürettiği içerik birden toplumsal olarak da yayılabilir. Bireyden bireye, bireyden kitleye iletişim
Buna kastens kitlevi öz iletişim diyor. Buna Christian Fuchs kitlesel öz gözetim adını veriyor. Bu da güzel bir kavram. Tam karşı karşıya yazdım. Bir yanda böyle bir pozitif özellik görüyoruz. Kitlesel öz iletişim, değil mi? Toplumsal hareketleri başlatabilirsiniz. Herhangi bir toplumsal kampanyayı başlatabilirsiniz. Ama bir yandan da kitlesel öz gözetim özelliği de var. Başlattığınız ileti aslında veri, değil mi? Veri tabanında işte buradan yavaş yavaş da diğer kavramlara geçeceğiz. Gözetim toplumuna. Bütün bunların hepsi, bu portalların hepsi, platformların hepsi aslında veriye temelli. Veriye temelli olduğu için de gözetimin daha disipline edilmiş, daha sistematik hali içerisindeyiz. Gözetim toplum olgusu da yeni bir olgu değil. Bunu bütün insanlığın toplumsal hayatının örgütlenmesi ve disipline edilmesiyle birlikte yaşadık ve yaşıyoruz. Zaten gözetim toplumu tartışmaları hem panoptikondan, Bentham'ın panoptikon kavramı ve Foucault'un hani yönetişim kavramıyla ilgili ve biyoiktidar kavramıyla ilgili. Ama dijital kültürde gözetim üzerine çalışan en önemli kuramcılar Bauman ve David Lyon. David Lyon'un özellikle Surveillance Studies diye bir dergisi de var, yayını da var, çalışma grubu da var. David Lyon'un adlandırmasıyla Surveillance Society, ama buna yeni bu kavram böyle kalmadı. Özellikle buna gönüllü süper panoptikon, Mark Poster'ın kavramı, gönüllü katılım gözetimi adını veren var. Çünkü aslında bu kimse bizi zorunlu gözetlemiyor. Hani devletin koyduğu CCTV'ler dışında kendimiz kendimize, değil mi, veri olarak üretiyoruz. Dolayısıyla burada bir katılımın gönüllü olması da söz konusu. Buna günümüzde artık data fight, yani data surveillance de deniyor. Çünkü artık gözetim veri üstünden yapılıyor. Veri analitiği üzerinden yapılıyor. Ve yurttaşın kendisine de Hintz'in ve arkadaşlarının kavramı verileştirilmiş yurttaş deniyor. Yani yurttaşın kendisi bir veri. Yurttaşın yönetişimi, yani yönetişim kavramı açısından, governance tartışmalarından bakarsak. Burada bir de yurttaş sadece hani bir ürettiği veri açısından, hani devlet sistematiği ve kamu yönetimi açısından düzenlenmiyor. Bir yandan da tüketici. Bence bu şey çok önemli. Başta Hakan, değil mi, dikkat çekmişti. Bir yandan gözetim ama bir yandan da ticarileşme. Yani ticarileşmenin geldiği boyut var demişti aldığı notlarda. İşte burada bir yandan devletin yönetişimi aslında yakınsak teknoloji ve içerik üretimiyle iç içe geçmiş durumda. Yurttaş tüketici aynı zamanda ve tüketici veriye de indirgenmiş durumda ve iç içe geçmiş durumda. Özel şirketlerin bu bütün platformlar, kamunun sahip olduğu platform neredeyse İran'da birkaç öyle girişim var. Çin'de bu platformların hiçbiri devletin ürettiği platformlar değiller. Özel şirketlerin, yani Baidu, Weibo'dan WeChat'e kadar tutun, arkasında özel girişim var. Dolayısıyla özel girişimin ürettiği bu bütün platformlar aslında veriler şirketlerin, ama şirketler verileri ne yapabiliyor? Devletin ana biyopolitik, yani yurttaş üzerinde kurmak istediği politik iktidar, biyopolitik iktidar çerçevesinde devletle paylaşıp şekillendirebiliyor. Batı'da ise daha farklı işliyor, değil mi? Orada liberal demokrasi çerçevesinde veri, yurttaşın verisi bir tecimsel bir meta olarak gayet rahat alınıp satılabiliyor. Koruma mekanizması ne olabilir? Hukuk olabilir, değil mi? Yani kişisel verilerin korunması gibi, değil mi? Medeni haklarla gelen, yani özel hukuk alanından gelen, kamu hukuku değil bu çünkü, özel hukuk alanından gelen düzenlemelerle düzenleniyor. Burada yurttaşın hakları karşısında devlet ne talep edebiliyor? Burada kamu hukuku devreye giriyor. Güvenlik meselesi. Çünkü özellikle 11 Eylül'den sonra bu hani gözetim teknolojilerinin Batı toplumlarında da meşrulaşmasının altında ne yatıyor? Terör tehlikesi ve uluslararası güvenlik. Dolayısıyla burada da Batı'da şöyle bir şey var. Platformlar üzerinde devletlerin kurduğu gözetim olgusunu meşrulaştıran söylem güvenlikleştirme söylemi.
Pandemi de bunun nesi aslında günümüzdeki bir aracı haline döndü Batı liberal demokrasilerinde. Neyin güvenliği? Halk sağlığı, halkın güvenliği için bu güvenlik teknolojilerinin bütün ülkelerde gitgide yaygınlaştığını görüyoruz değil mi? Hong Kong'dan Güney Kore'ye, Amerika'da uygulandı mı bilmiyorum. Aplikasyonlar geliştirilecekti. Yaptılar mı bilmiyorum. Ama Rusya, yani demokratik ülkelerden bahsediyorum, liberal demokratik ülkelerde aplikasyonlar hani indirilerek sınırlı sayıda, sınırlı bir biçimde, yani belli bir miktarda, yani belli bir sürede kullanılacak ve data ondan sonra veri güvenliği çerçevesinde hani imha edilecek, böyle bir düzenlemeler üzerinde çalışılıyordu. Dolayısıyla burada gözetim toplumu bütün dünyada bu teknolojilerle birlikte yayılıyor. Gönüllü bir kullanım söz konusu, katılım. Yani istersek Instagram kullanalım, istersek Twitter, istersek WeChat, istersek WeLive kullanalım, YouTube kullanalım. Verimizi verdiğimizi biliyoruz çünkü ücretsiz kullanıyoruz. İstersek ücretli kullanalım, yine veri veriyoruz. Karşılığında bir hizmet alıyoruz ve analiz yapıldığımızı iyi kötü herkes farkında. Hizmeti alabilmek için. Burada hani verileştirmenin birey üzerindeki etkileri, demin dediğim gibi bu algoritmik olarak bizim tasnif edilmemiz, ayrıştırılmamızla ilgili işte bu noktada politika devreye giriyor ve yurttaş haklarının, yani iletişim hakkının devreye girmesi gerekiyor. Çünkü bu tasnifin sonuçları yurttaşı işte ayırabiliyor. Yani Amerika'da sigorta ve işte ne olabilir, sigorta, sağlık sigortaları, işe girmenizle ilgili birçok ayrımcı pratiğe yol açabilir. Çin'de iyi bir yurttaş değilseniz, değil mi, belli hakları kullanamayabilirsiniz. Sosyal yaşamınız ve kamusal alandaki varlığınız kısıtlanabilir. Paylaşımlarınız keza. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin yurttaş, yani demokrasi rejimlerde yurttaşın bunun farkında olarak sivil toplum örgütleriyle birlikte bu haklarına sahip çıkması gerekiyor. Bir diğer olgu da burada yanlış enformasyon, buna değindim zaten, misinformation. Ve peki bu yanlış enformasyonu kim, nasıl yanlış olduğunu bilecek, bilgi ve becerisi? Yani gelen, şimdi hız meselesi de bununla ilgili. O kadar hızlı enformasyon akıyor ki bunu ne yapmak lazım? Şüphe duymanız gerekiyor. Şüphe duyuyor musunuz? Ne zaman şüphe duyarsınız? Yani tam bu noktada, yani akan akış içerisinde şüphe duyacak anınızın olması lazım. Ben bundan şüpheleniyorum demeniz lazım ve şüphe duyup ne yapmanız lazım? Teyit. Teyit etmeniz lazım. İşte bu beceriye sahip mi meselesi? Bu kültür içerisinde yurttaşlar. Doğrulama becerisi var mı? Buradan da yeni bir kavrama gidiyoruz. Dijital okuryazarlık. Yani bu bütün popülasyon için geçerli ve gerekli bir olgu. Yani gençlerden yaşlılara, kırsaldan kentte yaşayanlara, beceri araçlarına sahip miyiz? Mesela şöyle bir şey geldi diyelim. Boğaziçi Üniversitesi'nde, hemen atıyorum, Güney Kampüsü'nde bir kuyuda X bir şey bulundu. Görüntü var. Geldi. Bu görüntüyü teyit eder misiniz? Tabii o bizim gündemimizse herhalde ederiz yani. Değil mi? O haber görüntü teyit etmek için ne yapmanız lazım? Hakan'a soralım. Ya daha yakından, ya direkt rektörlükten, yani yönetim kurulundan bir açıklama beklememiz lazım. Ya direkt gidip şeyi görmemiz lazım, bildiğimiz bir yerse. Gerçekten öyle bir durum olup olmadığıyla alakalı. En fazla bu noktadan, yani başka bir şehirde oturan bir insan olarak yapabileceğimiz şey herhalde hani görüntünün gerçekten orada olup olmadığını tahmin etmek olur yani en fazla. Evet, işte yani o görüntüyü aslında Google'lamanız lazım, alıp yani o görüntü var mı yok mu? O görüntü nerede çekildi? Artık hani o kadar çok görüntü düşüyor ki, haber düşüyor ki, hani haberi, enformasyonu birkaç yerden belki hani değil mi, başka siteye gidip bakabilirsiniz ama görüntüler de oraya ait mi değil mi? Belki de orada bir kuyu bile yok Güney Kampüsü'nde. Bilmiyoruz. Ama kuyu olduğunu iddia eden ve kuyuda bunu bulduk diyen bir şey olabilir.
Onun için hani görüntünün teyit edilmesi gerekiyor. Yani veri bankalarına girerek ya da Google'a girerek görüntüye bakmak gerekiyor. Bu özellikle Kuzey Irak'ta değil mi, bu pelikan, penguen, şey flamingo ya da flamingo mu? Penguen diyeceğim. Penguen yok tabii de. Flamingo. Hani petrole batmış flamingo olayını hatırlayan var mı? Çok eski. Karabatak. Siyah bir karabatak. Gözümün evet, karabatak. Yani değil mi? İşte petrol kuyularını patlatmışlar ve hani karabatak şeyin içinde, petrolün içinde. Ama orada öyle bir şey yok aslında. Bu çok olan bir şey. Birçok olayda, yani görüntüler üstünden görüntünün kendisinin de teyit edilmesi gerekiyor. Mesela geçen gün şey düştü değil mi? Çin'de Wuhan'da herkes havuzda. Acaba öyle bir havuz var mı Wuhan'da? Teyit.org diye bir site vardı. Bir platform var. Oradan da hani bazı haberlerin bilgilerin doğruluğunu tespit edip ya da yakalamaya çalışıp yayınlıyorlar. O Wuhan'daki durumla ilgili de bir yazı vardı. Ben böyle gördüm geçtim ama o kadar çok yayınlandı ki herhalde doğrudur dedim. Bir de teyit.org'un da çok güvenilirliğini yani onu da tespit etmek gerekiyor. Ne kadar güvenilir? Yani hani teyit.org'daki arkadaşlar, yani bizim arkadaşlar Ankara Siyasal'dan mezun ve hani şey çok iyi iş yapıyorlar. Türkiye'de kelime kalitesi var, doğrulama payı ve teyit.org çok iyi çalışıyorlar. Yani bu tür hani çelişkili pandemi sırasında da çok bilgi ürettiler. Yine Spotify'da programları var. Hani vaktiniz olursa dinlemenizi öneririm. T cetveli diye teyit.org'un. Doğruluğun payı da keza öyle. Yani hani girip o teyit.org'un Wuhan'la ilgili olan haberini buraya paylaşın. Teyit, yani ben de göreyim. Olabilir böyle bir havuz ama hani bunun olup olmadığını bilmeden hani internette değil mi herkes yayıldı ve özellikle o gün birçok kişi o görüntüyü paylaşarak Çinlilere yönelik nefret söylemini bir kere daha üretti. Yani bütün dünyaya bu musibeti yaydılar, kendileri eğleniyorlar şimdi evet diye. Dolayısıyla hani bağlamından kopartılarak başka bir şeye de entegre ediliyor. Buradan bu slaytın son konusuna hani geleyim, olgusuna. Bunlar olgu ve hep kavramlarla düşünülmesi gerekiyor. Yani dijital kültürü özellikle hani bu seminerin amacı kavram setleriyle düşünmek, bizi sağlamak. Onun için böyle sosyoloji ve siyaset biliminden, kamu yönetiminden, iletişim bilimlerine gelen ve iletişim bilimcilerinin katkılarıyla gelişen kavram dizilerine hep işaret etmeye çalıştım. Artan siyasal kutuplaşma, nefret söylemi, hoşgörüsüzlük ve popülizmi, değil mi, görüyoruz kültürde. Bu herkes kendi odasında kendi popülizmini yapıyor. Siyasal kutuplaşma gitgide artıyor ve demokrasi geleneğinin zayıf olduğu ülkelerde ya da zayıfladığı ülkelerde bu kutuplaşma daha da had safhaya varıyor. Çünkü kimse birbirine değmiyor. Ortak bir söylem üretemiyor ortak bir konu etrafında. Nefret söyleminin de arttığını gördük. Bu konuda Alternatif Bilişim Derneği bir rapor hazırladı. Yakında yayınlanacak. Pandemi sırasında özellikle LGBTİ bireylere, Asyalılara yönelik ve yönelik nefret söylemi had safhaya vardı. Ve bu nefret söylemi sadece hani kendisi içinde kalmadı, başka nefret söylemlerine de entegre oldu. Yani birisini işaret ederken, etiketlerken başka bir şeyle birlikte etiketlemeye başladınız. Kadın düşmanlığı iyice arttı. Bunlara hani bu rapor yayınlanırsa bakabilirsiniz derneğin web sitesinden. Belki Ertan şey yapabilir, derneğin web sitesindeki e-kitabı, dijital eşitsizlik e-kitabının linkini buraya koyabilir. Hemen çete. Burada bir diğer olgu da hani eşitsizlikler meselesi. Birincil, ikincil ve üçüncül eşitsizlikler söz konusu. Birincil eşitsizlikler sahip olma olmama. Yani neye sahipsiniz? Bu ortamlara erişecek araçlara sahip misiniz? Mesela internet bağlantımız kötüyse bu aslında sahip olamama, değil mi? Erişememe. Ki pandemi sırasında da özellikle pandemiden yine örnek vereyim. Dünyanın hani birçok ülkesinde, yoksul ülkesinde, Türkiye'de de yoksul gençler değil mi? Eğitim dışı kaldılar. Çünkü erişemediler, kullanamadılar. Hem araçlara sahip değillerdi. Keza
Hacettepe Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi'ni bilemiyorum ama Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi bu konuda kampanya yaptı. Memleketlerine dönen öğrencilerin bilgisayarları olmadığı için, bakın hani Ankara'nın değil mi? İkinoğlu Üniversitesi'nden bahsediyorum ve Türkiye'de de hani ilk 5 üniversite içinde yer alan bir üniversitenin öğrencilerinin değil mi? Araçları yoktu. Onun için fen fakültemiz, öğretim üyeleri onlara bilgisayar alıp yolladılar. Bu hani sadece bildiğim örnek olay. Kim bilir Türkiye'de değil mi? Bu EBA sistemine ya da üniversiteden erişim sistemine erişemeyen ne kadar çok öğrenci oldu. Hani internet paketi olmadığı için, bilgisayarları olmadığı için ya da evde olanakları. Bu birincil düzey erişim dediğimiz olgu. Bunu artık dünyada hani bu yoktur deniyor ki pandemi bunun olmadığını bir kere daha kanıtladı. Gelelim ikincil düzey eşitsizliklere. Hani bu üzerinde şu anda en çok çalıştığımız konu. Keza Artan da değil mi bu konuda çalışıyor. İkinci düzey eşitsizlikler, siz bu araçlara sahipsiniz ama becerileriniz bu araçların tüm niteliklerini kullanmaya el vermiyor. Yani hani mesela mobil telefonunuz var ama mobil telefonunuzu hakkıyla mı kullanıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Yani kısıtlı bir diyetiniz mi var? Bu dijital beceri eşitsizlikleri özellikle cinsiyet, sınıf ve yaşa göre, yaş çok önemli bir belirleyin burada dijital eşitsizlikte ve tabii ki toplumsal cinsiyet. Önemli ve sınıf tabii. Yani orta sınıf kadın olmakla alt sınıf kadın olmak arasında fark var. Mesela orta sınıf yaşlı kadın olmakla alt sınıftan ya da işte sınıf altı kadın ve yaşlı olmak arasında büyük fark var. Böyle diyeyim. Beceri eşitsizlikleri en çok üzerinde çalışılan konu şu anda. Belki hani siz de bu dernekte staj yaptığınız için bunun üzerine düşünebilirsiniz. Bunun üzerine kamu politikalarına bakabilirsiniz ki Türkiye'de bu konuda kamu politikaları çok zayıf. Burada birkaç isim yazdım. Hargit Tayef, Fremel, Ziegner, Fremel ve Van Dijk bu konuda çalışan önemli isimler. Ester Hargit Tayef ve Van Dijk'ı diyebilirim. Üçüncü düzey eşitsizlik yeni bir kavram. Yani eşitsizlik bitmiyor. Aslında gündelik hayatta var olan eşitsizlikler sürekli dijital kültürde de devam ediyor. Üçüncü düzey eşitsizlikler, peki kullandığınız teknolojiler, araçlar, ortamlar yaşamınızı nasıl etkiledi? Bu da aynı etki görmüyoruz. Yani çıktılar da aynı değil. Mesela kullanıyoruz. Yani var, becerimiz de var ama çıktılar yaşamımızı değiştirmiyor. Daha olumlu bir yöne götürmüyor olabilir. Bunun nedenleri de yine gündelik hayattaki eşitsizliklerden kurtulamamış olmamız. Hani ben teknolojiyi kullanıyorum diyelim. Orta sınıf bir kadınım. Ama yaşamımda mesela bu teknolojiyle gelirimi arttıracak bir iş kuramayabilirim. Değil mi? Buna ne izin vermeyebilir? Ataerkil aile pratikleri izin vermeyebilir. Türkiye'deki banka kredi sistemi benim böyle bir iş kurmam için değil mi? Bir kadın olarak girişimciliğimi desteklemeyebilir. Bütün bunların hepsi de üçüncü düzey eşitsizlikler olarak literatürde yeni yeni tartışılmaya başlayan konular. Bir diğer konu 7/24 veri üretme. Bunu hepimiz demin konuştuk. Bir de burada şey var, hayran emeği demiştim. Özellikle hayran emeğini özellikle gösterdim. Çünkü biz veri ürettiğimizde bunu istersek severek, yani tutkuyla yapalım. Hayranlar çünkü tutkuyla yapıyorlar. Böyle bir makale de var. Bulursanız okumanızı öneririm. Marvick'in makalesi. Ben tutkuyla tweetlerim diyor. Alice Marvick'in galiba. Ertan onu da atabilir. Hayranlar böyle tutkuyla tweetliyorlar çünkü. Yani I tweet honestly and passionately gibi bir şey. Hayran emeği ya da bizim burada bütün yaptığımız şey aslında gayrimaddi emek. Yani ekonomi politiğe çok girmeyeceğim. Gayrimaddi emek, gönüllü emeği, duygu emeği. Ama sonuçta bir emek gücü. Yani emek üretiyoruz. Çünkü ürettiğimiz her şey neye dönüşüyor? Metaya, değere dönüşüyor. Platformlar tarafından değer kazanıyor. Ve sadece platform değil, o platformu kullanan demin gördüğünüz BTS firmasının Big Hit Entertainment'ı da değil mi? Pay alıyor, reklam alıyor. Platformların içerisinde gümülü reklamlar, hepsi hani yakınsak dediğim gibi. Burada artık şey kavramına geçeyim.
platform ekonomisi, platform kapitalizmi. Biz buna platform kapitalizmi diyoruz ve platform ekonomisi diyoruz. Günümüzde mesela Zoom kullananlar var. Boğaziçi Üniversitesi ne kullandı arkadaşa soralım. Biz hep Zoom kullandık hocam şu ana kadar. Evet, mesela Zoom bir Çinli Amerikalı, yani Amerika'da ikamet eden Çin kökenli bir iş adamının geliştirdiği bir yazılımdı ve pandemi bu firmayı inanılmaz değer kazandırdı. Hepimiz veriye dönüştük. Siz de veriye dönüştünüz. Ben hani özgür yazılım kullanıyorum çünkü bu Jitsi bizi analiz etmiyor. Zoom platformu hani hangi topiklerde nereden bağlandığımızı, bizim hani datalarımızı, IP adreslerimizi alarak analiz ediyor ve değerine değer katıyor. Ve erişim izinleri alıyor bilgisayara. Bu aldığı erişim izinleriyle bize analiz yapıyor. Hangi aplikasyonları, neleri kullanıyoruz, nelere erişiyoruz. Keza dosyalara erişim izni alan başka aplikasyonlar da var bu ortamlarda. Dolayısıyla hani pandemi platform ekonomisini güçlendirdi. Tam yani platform ekonomisi zayıflamadı ve platform ekonomisinin gücüne farkına varan bazı endüstriler, özellikle K-pop'u bunun için gösterdim ve ne yaptılar? Platform kapitalizminin gücüne güç katacak stratejilerle yaşama geri döndüler. Belki hani batıdaki müzik endüstrisi geri kaldı, yani bir şey yapmadı diyemeyiz. Hemen ne var? YouTube'un değil mi? Class of 2020 etkinliğini mesela bilen varsa hemen YouTube'da 2020 mezuniyetini YouTube'dan organize etti. YouTube canlı yayınında. Netflix değil mi? Zoom, birçok firma aslında güçlendi bu şeyden. Ve şirketler toplantılarını, konferanslarını, etkinliklerini bu platformlara çekerek VLive'deki Beyond the Live etkinliğini özellikle örnek verdim. Bu Beyond the Live değil ama BTS Ekim ayında 10-11 Ekim'de büyük bir konser yapacak VLive'dan. Pardon, VLive başka bir aplikasyondan yapacak. Haziran'da konser yaptığında şöyle bir şey, ilk kez denediler ve şimdi konser fikrini arttırdılar. 14 Haziran'daki konserlerinde bilet fiyatı, ücretli konser, bakın hani halka yapmıyorlar, ücretli konser $36 ve kaç yüz kişi izledi? Bir rakam sadece, tahmin. 1 milyon. 756 milyon. Uf. Ve şunun farkına vardılar. Turneye gitmemize gerek yok. Turne çok maliyetli. Yani dünya turnesi maliyetli bir iş. Bir sürü emek gücü istihdam ediyorsunuz. Ama bir konser yaptığınızda online eş anlı sizi 756 milyon kişi izliyor. Wembley ne kadar alır? Wembley Stadyumu? Herhalde 100 bin kişi alır mı? Yani herhalde o kadardır. Yani en büyük, yani Wembley'de konser yapmanız değil mi büyük bir şey? Ya da işte Tokyo Dome, Osaka'da ya da işte Seoul Stadyumunda, New York'ta değil mi o şeyde, Yankee Stadyumunda. Her biri işte 100 bin desek 7 stadyumda, 7 ülkede konser için 7 ülkeye gitmeniz lazım. Ekipman gidecek değil mi? Şov, arkada büyük bir ekip gidecek ama siz Seoul'de stüdyo kiralayarak 1 saat konser bu arada 1 saatte, 1 saatte bu kadar gelir elde edebiliyorsunuz. Şimdi bunun tekrarı olacak. Dolayısıyla yeni bir endüstrinin de doğuşunu görüyoruz. Çevrim içi bu platform ekonomisinin bu anlamda üzerinde düşünmesi gerek. Ve artık şey, parasız ve kredi kartsız bir dünyaya hani geçiş, sanal para transferinin gitgide yaygınlaştığını, Türkiye'de de bu tür girişimlerin olacağını tahmin ediyorum, artacağını, QR kodlu. Verileştirilmiş toplum meselesi artık hani bu platform ekonomisine entegre. Ertan da hani veri meselesine bu aldığı notlarda dikkat etmişti. Bence burada şöyle bir şey de var. Veri eşitsizliği. Tamam biz veri olduk da verilerin sahipleri kim diye sorulması gerekiyor. Hepimiz veriyiz. Değil mi bu dünya içerisinde, ama verilerin sahipleri var. Yani veriler eşit olarak dağılmıyor. Hadi Türkiye Hayat Eve Sığar aplikasyonu yaptı. Verilerimiz Türkiye'de değil mi? Bu aplikasyonu yöneten Sağlık Bakanlığı da şeylerle paylaşıyor. İçişleri Bakanlığı ile paylaşıyor. Sağlık
firmalarıyla paylaşıyor olabilir ya da hastanelerle. Pardon, bir de işte seyahat firmalarıyla, yani veri dağılmaya başlıyor. Peki ama bu platformlardaki verinin sahipleri kim? Tabii ki platformların sahipleri, platform sahiplerinin işbirliği yaptığı devletler. Ama burada Arjun Appadurai'nin önemli bir şeyi var, konuşması var New York Üniversitesi'nde yaptığı. Veriler kuzey ve güney arasında eşit dağılmıyor diyor. Yani bu Global South ve kuzey meselesi burada. Güney, küresel güney ve kuzey ayrımı devreye giriyor. Yani biz hangi ülkeleriz? Küresel güney ülkeleriyiz. Küresel güney verilerin sahipleri değil. Sadece veri üretenler. Yani bu dünyalar, dünya ülkeleri arasındaki ayrım tekrar ortaya çıkıyor diyor. Buradan da veri sömürgeciliği meselesine geçiyor. Nick Coultrey ve Mayaz, bunların 2019'daki data kolonyalizm çalışmaları önemli bence. Veri kolonyalizmi ve büyük veri ve etik meselesi. Yani veriyi analiz etmek de, verilerin analizi bir diğer meseleyi de meydana doğuruyor. Veri analizi insanları tasnif ediyor. İnsan hakları arası üzerinden de ayrımcılık ortaya çıkıyor ve gitgide yaygınlaşıyor. İşte burada da büyük veri ve etik meselesini tartışmaları var. Son olarak da şunu söyleyeyim. Farklı coğrafyaları özellikle gösterdim. Farklı coğrafya, yani biz hep Batı dünyası üstünden medya diyetimizi kurguluyoruz. İşte Facebook, Instagram, en kötü işte Twitter, Snapchat var mı hala bilmiyorum. Ha, bir de TikTok geldi. TikTok'u da Amerika üstünden bildik ama aslında Çin aplikasyonu. Dolayısıyla hani farklı coğrafyalarda farklı medya ve yeni medya diyetleri var. Mesela Çin'in Weibo'suna girin. Twitter'dan çok farklı bir ortam ve herhangi bir hashtag altındaki analiz, yani bir konuyla ilgili topik, yani bir hashtag'in altında yaklaşık 300 bin yorum var Weibo'da. İçerik üretimi var. Yani çok farklı dünyalar. Kore'de keza öyle. Hindistan'a girin bakın, farklı aplikasyonlar var. Dolayısıyla hani yeni medya diyetleri farklı coğrafyalarda farklı. Bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Homojen bir medya diyetimiz, yeni medya diyetimiz, medya repertuarımız yok. Dolayısıyla hani dijital ekokültürü benim hani seminerdeki bugün böyle toparlayacak olursam, olanakları, riskleri, eşitsizlikleri, faydaları ve bu olguları kavramlarla ve içinde bulunduğumuz tarihi anla birlikte değerlendirmek. Çünkü sürekli hani anın kendisi de değişiyor, politikası değişiyor, kısıtları değişiyor. Farklı coğrafyalarda farklı hukuk sistemleri uygulama içinde. Bunun hani çizdiği çerçeve, demokratik rejimin çizdiği çerçeve hepsi önemli. Bir de son hani bizim blogumuzla e-posta adresimi ben en son slide rica edeyim. Bunu da çok seviyorum. Bir öğrencim çekti. Başkent Üniversitesi'nde radyo televizyon bölümünde hocayken oradaki öğrencim çekmişti. Doruk. Doruk Koçan. Çok sevdiğim bir fotoğrafı. Onunla bitireyim istedim. Hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Böyle Hem hani toparlayacak. güzel bir söyleşi oldu. Hem de çok derinlikli ve çok detaylı sizin çalışmalarınızı bu kapsamda takip edebilmiş olduk. Benim çok az aslında şey bildiğim bu özellikle Asya kültür politikaları bağlamında oradaki veriler, oradan gelen bilgiler de çok enteresandı. Bahsettiğiniz şey özellikle kültür politikaları, o dijitalleşme, benim dikkatimi çeken unsurlardı. Oradaki aktivizm, hayranlık meselesi. Gerçekten bizim aslında birçok şeyde değil mi? Science fiction filminde gördüğümüz sahneleri gözümün önüne getirdi. Harcamaların yapılması, işte paranın kullanılmaması, iyi yurttaşlığın ne olduğu, iyi bir yurttaş olmak için belki de ne yapılması gerektiği gibi bir dolu şey var. Tartışmamız gereken belki yani düşünmemiz gereken üzerinde mesele var. Tüm bunların içerisinde tabii bu yaşlanma meselesine de dokunan, değinen tarafları var. Özellikle bu ayrımcılık boyutuyla ilgili medyadaki, yeni medyadaki ayrımcılık ve onun nasıl üretildiğiyle ilgili sizin yaptığınız yorumlar, getirdiğiniz bu şey, tartışmalar, bakış açısı bence çok enteresandı. Bugün de aslında bir şey vardı, bir haber vardı, bir tweet. Faruk Bildirici de retweet etti.
iki şey bir haber var. Haber şöyleydi. Ben şimdi hemen onu açayım bir bakayım. Korona kaçakları yanlış hatırlamıyorsam. Evet, karantina kaçakları başlıklı bir haberdi Milliyet'te. Bu haberin altında diyor ki işte evde izolasyona tabi tutulması gereken insanlar var. Ancak bu insanlar karantina kurallarına uymuyorlar. Evde kalmaları gerekirken ev dışındaki aktivitelere, çoğunlukla da toplu bir şekilde yapılan aktivitelere katılıyorlar. Bu karantina kaçakları manşetiyle verilmiş haberin altındaki görsel ise iki tane yaşlı kadın görseli. Yani başlığı okuyup görsele baktığımızda karantina kaçakları iki yaşlı kadın hemen değil mi aklımıza gelecek. Hani ya, bir şey ayrımcı dilin nasıl üretildiği, nasıl dolaşıma sokulduğu ve yeniden nasıl üretildiği konusunda. Nitekim şey paylaştıktan sonra Faruk Bildirici de paylaştıktan sonra altındaki yorumlardan birinde birisi şey yazmış. Zaten yaşlılar üretken değiller. Hiç üretmiyorlar ki diye bir yorum yazmış. O nedenle bugünkü tartışma sizin de sunduğunuz bu şey perspektif bence bu açıdan önemliydi. Bu bilgiyle dolaşan bilgiyle ne yaptığımız, ne yapacağımız, onu nasıl değerlendireceğimiz, işte oradaki güven meselesi, teyit boyutları, bu tüm bu tartışmalara kuramsal bakışlar, hangi ana damarlar sosyal bilimlerin içerisinde nasıl bakıyorlar bu meselelere? Bence şeydi çok derinlikli tartışmalarda tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık diyeyim. Ben teşekkür ederim. Belki arkadaşlarımızın da bizim gönüllülerimizin de yorumları, katkıları veya soruları olabilir. İsterseniz onları alabiliriz. Sorusu olan varsa veya katkısı olan varsa paylaşabilir şu anda. Merhabalar hocam. Ben kamuda çalıştığım için özellikle WhatsApp'ın kamu çalışanlarına yasaklanacağına dair İşte bilgi paylaşımı yapıyoruz. Mesela WhatsApp gruplarımız var. Kurumsal olarak kurduğumuz. Oradan haberleşiyoruz. Bunun işte kamu çalışanlarına ve kurum kuruluşlarına yasaklanacağına dair ülkenin kendi kurduğu uygulamalar üzerinden iletişimin gerçekleştirileceğine dair birkaç hafta önce ya da geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam bir bilgi çıktı. Bununla ilgili detaylı bir bilginiz var mı? Bilgilendirebilir misiniz varsa? Ya da ne düşünüyorsunuz? Şey bu Zaten tamamen hani gözetim, denetim üzerine belki bunun üzerine yoğunlaşıyorlar. Şimdi tabii şey yani bu veri tabanları Türkiye'nin elinde değil. Yani analiz yapılan veri tabanları. Ben ilki olarak WhatsApp, Facebook ve Instagram kullanmıyorum zaten. Hiç kullanmadım. Onun için hani bu ortamların nasıl olduğunu bilmiyorum. Farklı ortamlar, farklı diyetlerim var. Ama şöyle bir şey var. Kamu kurumlarının daha güvenlikli ve hani datanın Türkiye'de kaldığı yazılımları kullanması kamu politikası gereği ve kamu güvenliği açısından gerekir. Hani bunda bir sıkıntı yok. Ben hani şunu söyleyeyim. Yurt dışında elçilikler WhatsApp kullanıyor. Yani zaten hani Türkiye'nin olmayan bir yazılımdan elçilikler değil mi? Ve hani Türkiye'nin dış politikası ile ilgili önemli kararların alındığı ortamlarda bu tür yazılımların kullanılmaması gerekir. Hani kamu güvenliği açısından. Yani bu çok hani teorik olarak böyle olması gerekir. Şimdi siz bu ortamlara ilişkin yerli yani geliştirilen bir güvenlik iletişim ortamı sunabilirsiniz. Bunun kullanılmasını isteyebilirsiniz. Bu tür resmi bir yazışma geldi hani kamu kurumlarına. Ama önerilen yazışma geliştirdiği firma zaten yerli bir firma değil. Yani o da başka bir hani ortaklığı olan, yabancı ortaklığı olan bir firma. Dolayısıyla burada hani neyin yerli olduğu meselesi önemli. Ben hani ilki olarak bu tür hani grupların iletişimi hızlandırdığını biliyorum ama hani güvenlikli olmadığını hiçbir şekilde hani her türlü bu ortamı düşünüyorum. Çünkü zaten analiz yapılıyorsunuz ama hızlı iletişim için bir kamu kurumu ya da ülke kendisi farklı bir ortam geliştirip şey yaparsa ama bunun da tabii ülkenin yine altını çiziyorum demokratik rejimleriyle de ilgisi var. Değil mi? Ne kadar demokrasi o kadar şeffaflık değil mi? O kadar ifade özgürlüğü meselesine geliyor bu meseleler.
Bildiğim kadarıyla sonradan geri adım attılar bu WhatsApp görüşme gruplarıyla ilgili. Şey açıklaması yapıldı. Sadece kritik görevde olanları kapsıyor. Buna dikkat edelim. Açıklaması yapıldı. Yani hani önerilen belli bir mesela şöyle şeyler de var sanırım. Yani işte Zoom kullanmayın, değil mi? Bakın Boğaziçi Üniversitesi Zoom kullanmış. Şimdi kınamak için demiyorum. Ya altyapısı olmadığı için değil mi? Mesele o. Hocam biz mesela eğitimlerimiz, kurum içi eğitimlerimizi de hep Zoom üzerinden veriyorlar bize de, bakanlığın eğitimleri. Yani hani özgür yazılıma temelli bu tür güvenli konuşma altyapısının olması gerekiyor. Yani özgür yazılımla kullanılan bizim mesela üniversitede böyle bir altyapı var. Ama en fazla işte 60 kişiye ve kamerasız hani katılma izin verebiliyor. Kameralı katılıma 20 kişi, 20 izin, 20'ye yakın katılım. Oysa bir sınıf yapısı herhalde işte bir biyoloji fen fakültesinde değil mi? Bir edebiyat fakültesinde bir sınıfta herhalde 300-400 öğrenci vardır. Hani altyapılar buna izin vermiyor. O zaman altyapısı güçlü olan yazılımları kullanıyorsunuz. Ankara'daki bir büyük devlet üniversitesi nin mesela yapısı çok iyi. Onun da yapısının Amazon server'dan olduğunu, yani Amazon'un sunucular üstünden olduğunu öğrendim ben de. Bunların hepsi aslında dediğim gibi günümüzde platform kapitalizminin, değil mi? Platform sahibiyseniz, platformlarınızı yatırım yapmışsınız. Bu ortamlarda var olabiliyorsunuz. Üniversitelerinde bu uzaktan erişim meselesinde, kamu kurumlarında altyapılarının, uzaktan erişim altyapılarının, donanımlarının güçlü olması gerekiyor. Evet. Yatırım yapılmış olması gerekiyor. Ben şöyle bir şey yapayım mı? Mesela Derya, hiç konuşmayan arkadaşlara da sormuş olayım. Derya, bir katkı veya soru var mı Mutlu Hoca için bu konu, bugünkü konu için? Benim de çok yabancı olduğum bir konu olduğu için arada da kopukluklar oldu. O yüzden katılamadım. Sadece fotoğraflara baktığım zaman not aldığım birkaç şey vardı. Onları tekrar. Sanırım belki konuşmuş olabilirsiniz. Yaşlanmayla ilişkilendirdiğimiz zaman özellikle fotoğraflardaki ödeme sistemlerine yani yaşlıların nasıl uyum sağlayacağını düşünüyorlar acaba o toplumlarda? Yani şu an mesela ülkemizde o şekilde bir ödeme sistemi olsa mekanlarda ve alışverişte. Yani çok fazla uyum sağlayabileceklerini düşünmüyorum kısa vadede. Yani bu geçiş süreçlerini acaba nasıl gerçekleştirdiler? Onları aslında bilmek isterdim. Bence gayet ilginç görünüyordu. Evet. Şeyi sorabilir miyim? Hocam pardon, sizin cevabınıza biraz katkı sunması için belki. Derya, acaba Türkiye'de yaşlılar neden uyum sağlayamaz? Yani hangi etkiler nedeniyle veya hangi durumlar nedeniyle uyum sağlayamaz? Bununla ilgili bir fikrim var mı? Ha? Tabii ki sağlayabilirler ama bu biraz bence uzun vadede olacak bir şey ve bölgesel olarak da değişecektir diye düşünüyorum. Yani daha böyle doğu tarafında diyebilirim benim şahit olduğum düzende. Yani İstanbul, Ankara gibi şehirlerdeki yaşlılara oranla bile pratikler değişiyor ve iletişim kurma pratikleri de çok farklılık gösteriyor. O yüzden birdenbire tabii ki böyle bir şey yapılmaz ama olsa diyelim her bölgenin aynı şekilde uyum sağlayacağını düşünmüyorum. Belki tabii Kore'deydi galiba. Oralarda da yavaş yavaş olmuş olabilir ya da her bölgede değildir belki. Ama çok uzun vadeli bir şey gibi geliyor bana. Yani şeyi merak ettim ben. Hangi tipolojideki yaşlılar acaba daha uyum sorunu yaşayabilirler? Bu soruyu sorarken hani düşündüğüm bir imaj mutlaka var. Veya yakın çevrende ya da yaşadığın yerde Yani tanık yakın olduğun. çevresinde çok fazla genç insan olmayan yaşlı grup diyebiliriz belki. Çünkü tek başına yaşayan ya da bir çift olarak yaşayan yaşlıların destek alabileceği ortamların çok fazla olduğunu düşünmüyorum böyle durumlarda. Hocam buyurun. Mutlu hocam. Yani tabii şimdi bu ödeme sistemleri bence önemli. Hani Türkiye'de de Derya değil mi isminiz? Evet.
İyi bir nokta işaret etti. Yani bu ödeme sistemleri dışında mesela şimdi şey düşünün, 65 artı yaşlıların hareket edebilmesi için e-devletten izin almaları gerek. Bu izinleri kim alıyor acaba? Gözlemlediniz mi? Kendileri mi alıyorlar? E-devlet işlemlerini nasıl yapıyorlar? Mobil telefonlarında akıllı telefonları mı var? Hani varsa e-devlet kendileri mi kullanıyor? Yoksa bilgisayardan mı? Benim hani gözlemlerim çoğunun kendilerinin yapmadığı, değil mi? Ailedeki yakınları bu işlemleri hallediyor, kent dışına çıkabilmeleri için, değil mi? E-devlet izinlerini alıyorlar. Yani ailedeki bu ilk hani ana çevre alıyor. Bu önemli bir problem. Hani mobil ödeme sistemleri ya da hani mobil teknolojilerle birlikte bu e-ödeme sistemleri yaşamımıza girdikçe dijital eşitsizlik, dijital beceri eşitsizliğine dijital beceri yoksunu olanlar ne yapacaklar meselesi. Uzak Doğu'da, Çin'de kullanıyorlar çünkü nasıl diyeyim, aplikasyonlar çok hızlı bir şekilde yaşamların içine girmiş durumda. Bunlar olmadan zaten yaşantı olmuyor. Özel bir kullanım becerisi de gerekmiyor ama aplikasyonları kurarken Çin'de yapılan çalışmalarda okuduğum zaman şunu görmüştüm. Çevrelerindeki diğer hani bilenler, aile bireyleri veya community center, topluluk hani öğretme merkezleri ya da topluluk merkezleri diyeyim. Oradakiler bu aplikasyonların hani kullanılması ve öğrenilmesinde yaşlılara yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla yaşlılar aplikasyonlar kurulduktan sonra sadece hani ödeme sistemini kullanıyor. Zaten QR kodu gösterdiğiniz zaman bankanızdan parayı alıp hani transfer ediyor. Başka bir işlem hani yapılmıyor. Herhangi bir güvenlik problemi de yok. Yani bir hackleme vesaire gibi hani Türkiye'de başınıza gelebilecek, yani son derece güvenli sistemler Çin'dekiler. Böyle bir güvenlik problemi de yok Çin'deki mobil ödeme sistemlerinde. Ama hani şöyle şeyler var. Tasarım olarak hem Çin'de hem Hindistan'da bu telefonlarla ilgili yaşlılara yönelik daha kullanımı kolay telefonlar geliştirilmiş durumda. Hem Hindistan'da hem de Çin'de, yani dünya nüfusu açısından Hindistan'da çok önemli, unutulan bir diğer ülke. Burada telefonlar çok ucuza yaşlılara sunuluyor. Yani çok ucuz üretiliyor ve yaşa yönelik kullanımı kolay telefonlar var. Bunlar da hani kullanılıyor. Çin'de bir de tabii Türkiye'de olan şey de öyle. Yani ikinci el telefonlar, yani ailenin devrettiği telefonlar yaşlılara veriliyor. Bölgeye göre büyük farklılıklar var. Hani bu coğrafyada. Yani kırsal Çin'le endüstriyel Çin ya da hani metropolitan Çin arasında hem gelir eşitsizliği hem de bu kullanım eşitsizlikleri arasında farklılıklar var. Yani herkes aynı değil. Yani homojen hiçbir yer homojen değil. Coğrafyada belirleyici büyük bu topluluklarda, ülkelerde. Ben sorunuz için teşekkür ederim. Ben şeyi unuttum. Alternatif bilişimin bu sosyal medyada nefret söylemindeki gözetim raporunun üçüncü konusu da yaşlılık. Yani yaşlılıkla ilgili de nefret söylemini gözlemledi arkadaşlar. Ve hani hem Twitter'a hem Instagram'a hem YouTube'a hem de Facebook'a baktılar. Yani dört mecrayı Mart'lı Haziran ayında gözlemlediler ve yaşlılara yönelik de farklı farklı hani ayrımcı söylemleri, Özgür Hoca'nın da işaret ettiği gibi hani bu küçümseyici, alay edici ya da hani korumacı ve şey hani hastalığın kaynağı gibi gören bakış açısı her mecrada kullanıcı türevli içerikle birlikte yaygınlaşmış durumda. Bu kullanıcı türevli içerik meselesi bu anlamda nefret söyleminin yayılmasında çok önemli. Yani siz bir şey üretiyorsunuz, onu yaydığınız anda başkaları da paylaşıyor ve geri dönüş olmuyor. Yani yayılma durmuyor. Yayılım devam ediyor. Ortamdan da kaldıramıyorsunuz. Yanlış enformasyon da aynı şekilde. Peki bir Seda, senin eklemek istediğin, kapatırken söylemek istediğin bir şey var mı? Öncelikle çok teşekkür ediyorum hocam. Yani benim gerçekten yani çok uzakmışım popüler kültüre. Onu fark ettim ve özellikle sosyal medya aktivizmini zaten hem bu toplumsal
cinsiyetle ilgili, kadın hareketiyle ilgili bu yeni aktivizm çok düşünüyordum ama hani nereden nasıl okumalara başlayacağım ya da nasıl bir bakış açısıyla olaya dahil olacağımı bilemiyordum. O yüzden bu benim için çok iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim. Fazla söz hakkı alamadım. Bugün biraz rahatsızım. Onun için de kusura bakmayın lütfen. Şimdi bu kadar. Teşekkürler Seda. Hocam sizin kapatırken eklemek istediğiniz bir nokta var mı veya dikkat çekmek istediğiniz bizim gönüllülerimiz için iletmek istediğiniz bir mesaj, son sözler diyeyim. Evet, yani hani ben bu 1,5 saat, pardon 2,5 saatlik buluşma olanak için ben de teşekkür ederim. Umarım bu hani ekokültüre, dijital kültüre nasıl bir ekosistem diye bakarken yani kavramlarla düşünmenin ve hani olguları homojen olarak ele almamanın, kültürel, yaş, toplumsal cinsiyete, etnik kökene, sınıfa, sınıf da tabii çok önemli. Bütün bunların hep birlikte farklı kesişimsellikler yarattığını ele alarak hani çalışmak, bakmak gerektiğine ilişkin bir katkı olmuştur umarım. Politika yapımı içinde keza böyle hepsini bir arada, tek bir politika değil, değil mi? Farklı gruplara yönelik, farklı kesişimselliklerle politika yapmak gerekiyor. Yani aynı ülkede farklı coğrafyalarda farklı politikalar yapmak gerekiyor. Derya da hani bunun altını çizdi. Durduğumuz yerden hani yere bakarsak yanlış bir gözlükle bakmış oluruz. Onun için farklı hareket etmek gerekiyor. Ben şey de diyorum yani sosyal medya ve platformlar bu hareketliliği de sağlıyor. Hem de hareketsiz toplumsallaşmayı da sağlıyor. Araçların olanaklarını risklerin farkında olarak kullanmamız gerekiyor ve böyle çevremizde de herhalde bu gönüllülük etkinliği sırasında da bunu da hani çevremizde de yayarsak önemli bir katkı yapmış oluruz. Hani bir yayma işi de yapmış oluruz, sadece bu 10 kişiyle sınırlı kalmaz bugünkü paylaşımımız. Bana her zaman Hacettepe Edu.tr'den ulaşabilirsiniz. Artı Seda'yı hani mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bloğu da takip edip katkı da yapabilirsiniz. Yani yaşlılıkla ilgili, yaşlılık ve medya repertuarı ile ilgili ya da sosyal medya platformlarıyla ilgili. Evet, şeyi de söyleyelim. Mutlu Hoca'nın yürütücülüğünde bir TÜBİTAK'ın özel çağrısı vardı bu COVID-19 döneminde. Mutlu Hoca'nın yürütücülüğünde bir araştırma da başladı yaşlılarla ilgili, yaşlıların enformasyona erişimleriyle ilgili. Sanırım önümüzdeki güz dönemi sonuna doğru o çalışma tamamlanınca onun raporu da çıkacak. Belki ilginizi çekebilir. Özellikle Türkiye'deki yaşlı insan, 65 yaşın üzerindeki yaşlı insanların enformasyon erişimleri, yaşadıkları sorunlar, bugün konuştuğumuz bağlamdaki tartışmalara bir katkı olacak. Belki izlemek istersiniz. Raporun çıktığı zaman haberdar olmak istersiniz veya takip etmek istersiniz. O raporu da, o araştırma sonucunu da ben de merakla bekliyorum. Hocam tekrar teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Tekrar fotoğraf çekeyim izninizle. Şöyle yapalım mı? Seda kaydı.